Herkese merhaba. Bugünkü videoda Almanya'da tek başına yaşayan bir hemşirenin maaşını ele alacağız. Bir maaşla geçinilebilir mi? Temel ihtiyaçlarını karşıladığında eline para kalıyor mu? Kalıyorsa ne kadar? Onu göstermek istiyorum. Aslında buna benzer bir video vardı kanalda. Bu biraz şeydi, böyle alım gücüyle ilgiliydi ama böyle üstünden 3 yıl falan geçti. Ve tabii ki 3 yılda çok şey oldu. Koronanın etkileri, Ukrayna Savaşı'nın etkileri. Burada da enflasyon aldı başını gitti. Tabii ki bir Türkiye'deki gibi değil ama yaşam şartları pahalılaştı. Tabii ki gözle görülür derecede, cepte hissedilir derecede. İlk olarak şeyden başlamak istiyorum. Maaştan başlamak istiyorum. Burada brüt maaş ve net maaş diye bir kavram var. Diğer videolarda da hep bahsettim artık. Düzenli zaten bu tarz içerikleri takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Brüt, vergi kesilmemiş hali. Net de cebinize giren vergi kesilmiş hali maaşınızın. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bekar bir hemşireyi ele aldım. Aile olunca vergilendirme sistemi farklı. Ailedeki diğer birey çalışıyor mu, ne iş yapıyor falan. Onlar biraz karışık. O yüzden hiç girmedim. Çocuk falan olunca zaten vergilendirme daha da değişiyor. Ben sadece bekar bir hemşire maaşından, yeni başlamış bir hemşire maaşından bahsediyorum. Yani ülkenizde 10 yıl çalışsanız da buraya geldiğinizde bir tabela var. Bunu koyacağım, bir tarife var. O tarifenin en başından maaşınızı alıyorsunuz. 7'den başlatıyorlar. 7'nin ikisi servisteyseniz eğer. Ben mesela 3 yılı arkamda bıraktım. Hatta 4 yıl olacak. Oldu herhalde. 8'in 3'ündeyim ve mesela acilde çalışıyorsunuz, yoğun bakımda diyeceğiz. Bazı riskli birimlerde 7 değil 8'den başlayabiliyorsunuz eğer o tarz yerlerde çalışmak isterseniz. O da biraz maaşa yansıyor. Neyse, uzatmayalım. 3380 bu giriş maaşı. Bunun üstüne geceler ekleniyor. Şimdi gecelerle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Son sene böyle Almanya çapında, benim yaşadığım şehir de dahil, ben maalesef izindeydim, tatildeydim, gidemedim. Grevler yaptı hemşireler falan, iş bırakma yaptılar birkaç günlüğüne. Ve biraz bunun sayesinde işte sendika işverenlerle anlaşıp gece tarifesini biraz daha artırdı, biraz daha iyileştirme yapıldı. Ben böyle ortalama 4-5 gece yapılan bir senaryoyu ele aldım. Bu geceleri yapmak, tamamen hani ayarlatmak size kalmış bir şey. Bakarsınız mesela, çalışırsınız 2 geceyle az bir artış oluyor maaşınızda. 4 yapmak istersiniz, 5 yapmak istersiniz. Tabii ki sağlığınız el veriyorsa. Neyse, ben böyle bir geceye 420 falan koydum. Dediğim gibi 4 gece olabilir, 5 gece olabilir. Tam %100 emin değilim ama çıkartmak istediğim rakam biraz 2500 nettoydu. Maaşı 2500'de nettoda tutalım. Benim böyle 8 gece, 10 gece yapan arkadaşlarım falan da var, iş arkadaşlarım. Şahsen ben yapamam ama bazıları ihtiyaç duyuyor açıkçası. 4-5'te, o yüzden sabitledim ben bunu. 2500 netto cebe giren para. Şimdi bunu barınmaya gelirsek de ilk temel ihtiyacımız olan, burada kalt ve varmite denilen iki kavram var. Şöyle, kalt sadece eve verdiğiniz, içine varm gelince ısınma, su, işte apartman temizliği vesaire, vergiler, çöp hizmetleri vesaire, onlar çekiliyor içinden. Onunla birlikte ben bir tane ev buldum. Buraya koyacağım görselini de. 55 metrekarelik şehir içinde. Yine Mainz'i baz aldım. Yaşadığım yeri baz aldım. Gayet şehir merkezinde. Her yere ulaşımınız kolay. 55 metrekarelik bir ev. 780 euro. Eğer isterseniz WG denilen paylaşımlı odalarda da kalabilirsiniz. Yani çok doğal bir şey burada. 3 kişi, 4 kişi büyük bir evi falan paylaşıyor. Benim bekar iş arkadaşlarımdan falan vardı. Mesela şey, villa değildi işte, daha böyle müstakil ama büyük güzel bir evde oturuyor. 500 euro ödüyor falan her şey içinde. Öyle örnekler de var. Bu tamamen size kalmış. Ama ben sadece tek başına yaşayan birini ele almak istedim.
bunu değiştirebilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim, tabii ki ben bunu şey olarak yapıyorum, hani geldiniz, düzeninizi kurdunuz, hani böyle depozito ödemiyorsunuz, mutfak yaptırmıyorsunuz, hani rutin bir yaşamınız var, nasıl şu an Türkiye'de devam ediyorsa öyle bir senaryoyu baz aldım ve en basic ihtiyaçlar dediğim gibi 780 euro ve tabii ki hani şehir dışına çıkabilirsiniz, daha az ödeyebilirsiniz. Bu sefer tabii ki ulaşım biraz daha sorun olacak. Belki araba almak isteyebilirsiniz. Yani şehir merkezinde olduğunuz sürece biraz ev fiyatları pahalı. Ev bulmak da zor ve her geçen gün daha da zorlaşıyor. Mesela şu an benim oturduğum ev 58 metrekare. Ben çok daha fazla ödüyorum ve hani 5 yıldan fazladır buradayım. 2 kişi yaşıyoruz. Bence hani böyle bir daire için 780 gayet de iyi aslında. Devam edelim neyse. İkinci, faturalar. Bir daha söylüyorum. Ben bunu çok çok basic tuttum. Siz isterseniz buna Spotify, Netflix, işte Blue TV artık aklıma gelmiyor. Üyelikler ekleyebilirsiniz. Ben sadece temel faturalardan bahsediyorum. Elektrik 65 euro. İnternet 35 euro, telefon faturası 20 euro, bir de Rundfunk Beitrag denilen bir şey var. Evinizde televizyon olsa da olmasa da burada radyonun, işte daha doğrusu televizyonculuk yayıncılığın bağımsız çalışabilmesi için ödediğiniz saçma bir haraç şeklinde bir para, yani 20 euro aylık çekiliyor. Maalesef böyle saçma bir şey var. Neyse, bunlar 140 euro yapıyor. Dediğim gibi siz buna kendi zevklerinize göre bir şeyler ekleyebilirsiniz. Ama ben çok stabilde tuttum bunları ve hani fiyatları da şu an aşağı yukarı kendi evimdekine yakın bir şekilde hesapladım. Belki azalabilir, belki biraz artabilir ama 140 euro dedim kabaca. Üçüncüsü, market alışverişi. Bunun içine aklınıza gelebilecek şampuanından etine, sebzesine, her türlü market alışverişini dahil ettim. Şöyle, yani 1000 euroya da aylık bir market alışverişi yapabilirsiniz. Böyle biyomarketler var, her şeyin pahalısını alabilirsiniz. Yani bilmiyorum ne kadar gerekli. Bilmiyorum, kişi başı 1000 euroya varılır mı? Hiçbir fikrim yok ama ben biraz Reddit'e baktım. Biraz böyle hani tabii ki biz şu an iki kişiyiz. Bir de bebek gelince geliyor diye ekstra daha iyi beslenmeye çalışıyorum. Hani biraz da kendi bütçemi de baz aldım. Ama Reddit'te gördüğüm kadarıyla single'lar mesela 250-280 falan harcıyorlar. Ben yine de şey, yani bol keseden koydum. 350 euro dedim. 350 euroya bence bir Aldi'den standart her şeyinizi alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hadi olsun 400 falan ama ben dediğim gibi hani 250-280'i gördükten sonra şişirip bir de 350'yi ekledim. Bence realistik yani. Eğer burada yaşayanlar varsa, daha fazla harcıyorlarsa, ne kadar harcıyorlar merak ediyorum. Aşağıya yazabilirsiniz mutfak ihtiyaçları için. Mutfak değil de daha doğrusu market diyelim. Şimdi gelelim ulaşıma. Şöyle, ulaşımı ben çok basic'le tuttum. Neden derseniz zaten bu kişi merkezde yaşıyor. Ekstra bir arabaya ihtiyaç olmadığı bir senaryodan bahsediyorum ben burada. Eğer biraz şehir dışına çıkarsanız araba almanız bence gerekiyor açıkçası. Ama ben burada yaklaşık 6 yıldır yaşıyorum artık ve şey, yani hani İşe giderken ya da günlük işlerimde arabaya ihtiyaç duymadım. Tabii ki arabamız var. Hani seyahatler için falan kullanıyoruz. Ama onun dışında yani sadece otobüste benim işimi bayağı görüyor. Ve hani uzun süre bisiklet sürdüm. Karda, kışta falan öyle de gittim. Bunu da tercih edebilirsiniz. Hani burada çok yaygın, doğal bir şey. O yüzden job ticket denilen, İşte iş yeriyle anlaşmalı bir ticket, daha doğrusu bilet ücreti giriyor. 35 euro. Konsept şöyle, 35 euro 90 cent, Alman gibi söyleyeceğim.
bir kısmını işveren karşılıyor, bunun 15-17 euro falan gibi bir kısmını işveren ödüyor, 35'i de sizin maaşınızdan düzenli olarak çekiliyor. Ve bununla şehir içinde her yere gidebiliyorsunuz ve eyalet içinde de çok yakınlarda bazı yerlerde geçiyor. Tam detaylı anlatsam da anlamı yok zaten şu an. Aklımda da yok. Ama yani şehir içinde ulaşımı 35 liradan fazla vermiyorsunuz. Bu senaryoda da zaten hani çalışılan hastane ile ev arasında bir tane taşıt mesafesi var sadece. O yüzden 35 euro dedim ve dediğim gibi siz araba alıp bu masrafı da artırabilirsiniz, tamamen size kalmış. Beşinci olarak da öngörülemeyen masraflar dedim. Buna böyle bir şişirme bir 100 euro koydum. Bazen oluyor hani hiç beklemediğimiz yerden böyle bir para gidiyor falan, öngörülemeyen şeyler falan. Hepsi 1405 euro yapıyor ve maaştan 2500 eurodan çıkınca da ele kalan 955 euro. Şimdi tabii ki şunu tekrar söylemek istiyorum. Ben bunun içine fitness stüdyo üyeliği koymadım. Bir hobiniz olur, düzenli ona para harcarsınız aylık. Giyim koymadım çünkü aylık ayakkabı alan da var. Benim gibi yılda bir veya iki alan da var. O yüzden bunu eklemedim ama sadece kaba hattıyla göstermek istedim. En temel ihtiyaçları karşılayınca ele kalan para. Tabii ki bir restorana gitmek, bir kafede bir şeyler içmek, sosyalleşmek. Tabii ki bu lüks değil. En temel ihtiyaç. Bu kalan parayla bunların gayet yapılacağını biliyorum. O yüzden de hani ekstra eklemedim. Sadece en temel göstermek istedim. Size geçinilir mi, geçinilmez mi? Artık bu 955 euroyla size kalmış. Bir kısmını harcarsınız, bir kısmını biriktirebilirsiniz ya da bilmiyorum hepsini de harcayabilirsiniz. Bu artık bu noktadan sonra biraz şey oluyor, yani sizin para yönetiminiz devreye giriyor. Ben sadece bunu göstermek istedim güncel haliyle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.